Evet sevgili VGT takipçileri, şu anda Hakan abinin Mercedes jipindeyiz. GLK350 değil mi? Evet. Test sürüşüne başladık. Yani arabanın ilk tepkileri eskisine nazaran daha iyi. Bir de pedalın verdiği his. Hep dolu gaz en yukarıdaymış gibi. En dipte değil de en yukarıda gibi bir tepki veriyor. Evet. Buraya geldiğimde 12 litrelerdeydi yakıt. Hı hı. Şu anda 7.3'lerde. Yani daha da sonra tekrar paylaşırım sizle. Tabii ki. Yani şu anda gaz pedalı tepkimesinin daha yukarıda olduğunu evet, net söyleyebilirsin. Evet. Peki gazsız akışkanlık nasıl? Gazsız akışkanlık sanki boşaltmış gibi gidiyor araba. Boşaltmış gibi mi? Biraz o şimdi biraz kontrol dışında bırakıyor diye soru işareti yapar. Yok, öyle bir şey değil. Sanki böyle kompresör yapmıyormuş gibi motor ama evet. Bu otomatik olduğu için zaten belli bir kilometre düşünce vites ufaltıyor. Evet. Bu arada Hakan abi sakıncası yoksa bir grubu temsilen buradasın aslında evet. Birazcık da. Evet. Ondan da bahsedebilirsin. Tanıtımlarını da yapmış olalım. Offroad grubunda bir offroad grubumuz var bizim. Evet. O gruptaki arkadaşlarımızın arabaları hep yüksek hacimli motorlar. Yakıt malum fiyatlar. Evet. Biraz da onları temsilen İlk kurban ben oldum. İnşallah iyi bir sonuç alırsak diğer arabalarımıza da inşallah takacağız. İnşallah. Çünkü onlar 25-30 litrelerde yakıyorlar. Çoğunda evet. LPG de yok. Evet. İnşallah bir sonuç alacağız onlardan. İnşallah abicim. Teşekkür ederim. Aile hoş geldin diyelim mi? Diyelim. Hayırlı teşekkür olsun. Ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet sevgili VGT takipçileri. Testimiz burada sonlandı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.